Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Allah'ın rahmeti, bereketi, mağfireti hepimizin üzerine olsun inşallah. Rabbimin izniyle inşallah bugün yine beraberiz. Rabbim beraberliğimizi daim eylesin. Rabbim her türlü kötülüklerden de bizleri muhafaza eylesin. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve la akıbeti lil muttakîn. Ve selatu ve selamu ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Esselatü ve selam aleyke ya Resulallah, esselatü ve selam aleyke ya Habiballah, esselatü ve selam aleyke ya Seyyiden evveline vel ahirin ve selamun alel mursalin. Velhamdülillah Rabbil Alemin. Sayısız hamd ve şükür Rabbimizin zatı ilahilesine olsun. Elhamdülillah hayız, hayattayız. Görüşebiliyoruz. Böyle bir sistemde de olsa beraber olmak şerefine nail ettiği için Rabbimize sayısız hamd ve şükür ederiz. Evet bugün inşallah verilen nimetler konusunda bir konuşma yapmayı planladık. Yani Rabbi Teala'nın verdiği nimetlerini saymakla bitmez. Tabii ki mutlaka çok çeşitli ve çok sayıda nimet ihsan ediyor Rabbi Teala biz kullarına. Ancak bugünkü konumuz zaman nimeti konusunda olacak. Zaman nimeti malum bu dünyaya geldiğimiz hayatımızı kapsayan yani bize bu dünyada verilen süre, zamanı nasıl değerlendiriyoruz, nasıl değerlendirmemiz lazım? Gerçek manada değerlendirebiliyor muyuz? Çünkü hepimiz biliyoruz ki yarın ahiret aleminde sorgu sualde zamanını nasıl geçirdin? Size verdiğimiz ömrü nasıl kullandınız hesabı hepimize sorulacak. Evet o, o soruya varmazdan önce yapmamız gerekli şey nedir? Biz zamanımızı planlamamız lazım. Eğer planlamazsak, yani yarın yaparım, öbür gün yaparım, hafta sonu yaparım, bakarım mümkünse diye kendimizi salırsak hiçbir zaman düşündüğümüzü uygulama şansımız olmaz. Onun için ne yapmamız lazım? Bir plan yapmamız lazım. Nasıl ibadet edeceğiz? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanını çok güzel planlardı. Ailemize ayıracağımız zaman, çocuklarımıza ayıracağımız zaman, işimize ayıracağımız zaman, ibadetimize ayıracağımız zamanı planlamamız lazım. Öyle hani bir tabir var yani meclisten dışarı derler ya sözümüz. Serseri mayın derler. Yani bir yere bağlı değil. Nerede patlayacağı belli değil. Denizde akıntıyla dolaşıyor. Onun gibi olmamamız lazım. Yani bizim ibadet vakitlerimiz, iş, hayatımızı kazanmak, dünya hayatını sürdürmek için yaptığımız işler, ameller neyse onlar. Eşimize, çocuklarımıza veyahut da yakınlarımıza ayıracağımız bir zaman. Sıla-i Rahim'e, Umre'ye her neyse. Yani ayıracağımız bir zamanları planlayabilirsek İnşallah o plan dahilinde uymaya çalışırsak mantıklı bir noktaya varabiliriz. Yoksa bugün de akşam oldu, dün de olmuştu, yarın da akşam olacak. Yani süreyi, zamanı durdurmak mümkün değil. Onun için bir e, şey isterseniz bir ayet-i kerimeyle başlayalım. Z e, Zümer suresi 58. ayette rabb buyuruyor ki yahut azabı gördüğünde yani ahiret haline vardığı Orada azap yapmadığı veya da yapması gerekli amelleri işlemediğinden dolayı bir azap ortaya çıkar çıktı hesaptan. Kötü bir duruma düştü. Ne diyecek kul? Diyor ki ayet-i kerime, keşke benim için dünyaya bir dönüş daha olsa da iyilik yapanlardan olsam diyecek diyor. Allahu Teala size, bize hitap ediyor. Diyor ki siz eğer ki yete yapılması gereklileri yapmazsanız Geldiğinizde de azabı görünce diyor hesaba. Bakın ayet-i kerimeyi tekrar okuyayım. Yahut azabı gördüğünde keşke benim için dünyaya bir dönüş daha olsa da iyilik yapanlardan olsam demesin diyor. Demeyin, böyle demeyin. Bu hale düşmeyin. Düşmemek için dünyadaki zamanınızı çok iyi kullanın. Gerektiği gibi kullanın. İslam'a uygun kullanın. Allah'ın emirlerine uygun kullanın anlamına söylüyor. Evet demek ki biz bu dünya hayatımızdaki bize verilen süreli bir zaman, işte bu zamanı planlayarak en iyi şekilde, şöyle söyleyeyim, ben zaman zaman sohbetlerde kardeşlerimize diyorum ki, yola çıktın yürüyorsun, ağzını sağa sola ayıracağına, bir, bir yere gidiyorsun, bir yol yürüyorsun, kelime-i söyle, adımlarını ona göre hani atarken ona göre planla, ne bileyim boş durma, eline bir tesbih, at, tesbih al, veya tespihsiz de olabilir illa ki sayılı olmasa da olabilir. Yani gittiğin yerde gittiğin yere kadar Allah'ı zikret. Yahut da bildiğin bir dua, ayet kerime bilmem ne varsa gittiğin yerde onu oku. Yani niçin bu zamanları yani zamanı hesaplayıp iyice kullanırsak aslında bu zaman bize ahireti kazanmak için, amel işlemek için fevkalade yeterli. Yani fazla fazla yeterli. Fevkalade. Zaten ona göre yarat yaratıldık ama Fazladan fazladan yeterli. Zamanı hesaplayıp iyi kullanabilirsek. Kullanmazsak ne olur? İşte demin dediğimiz gibi yola çıktık bir yere gidiyoruz. Herhangi bir binekteyiz, taşıma aracındayız veya yürüyoruz. Ağzımızı sağa sola ayırdık. Gelene geçene bakıyoruz. Sağa sola bakıyoruz. Kafamızda bir sürü dünya işi varsa o zaman o zamanı iyi kullanmış sayılmayız. Niye? O zamanı zikirle geçirebilirdik. Dua ile geçirebilirdik. Ayet-i Kerime okuyabilirdik o zamanı kullanabilirdik. Onun için zamanımızı planlamamız ve layıkı ve çile kullanmamız gerekir. Demin okuduğumuz ayet-i kerimede ne diyor? Öyle demeyin, o duruma düşmeyin diyor Allahu Teala mealen. O duruma düşmeyin. Beni tekrar gönder ya Rabbi de dünyaya gidip anladım ki pabuç pahalı. Burada da azap var yapmadığım için. O zaman ben dünyaya gideyim. Bunları yapayım geleyim. Demeyin öyle diyor ayette. Demeyin, o duruma düşmeyin şimdiden zamanınızı çok iyi kullanın. Evet. Yine Müminin Suresi 3. ayet Allahu Teala buyuruyor ki onlar ki onlar ki bizlere hitap ediyor. Müminlere hitap ediyor. Onlar ki faydasız işlerden ve boş sözlerden yüz çevirirler. Faydasız işlerden ve boş sözlerden yüz çevirirler. Müminlere hitap ediyor. Faydasız hiç boş söz. Efendim dışarı çıktım bir yere oturdum. işte orada tanıdıklar vardı. Konuştuk. Havadan, sudan, yağmurdan, siyasetten, futboldan her Boş bir sürü konuşma yaptık. Zamanı öldürdük. ya yani resmen öldürdük zamanı. Boş. Bakın ayet-i kerimeyi tekrar okuyorum. Onlar ki müminler, inananlar, Allah'ı bilenler faydasız işlerden ve boş sözlerden yüz çevirirler. Zamanını iyi kullanırlar. Onlarla meşgul olmazlar bizi Allahu Teala ikaz ediyor. Yine Furkan suresi 72. ayet-i kerimede Rabbi Teala buyuruyor ki onlar yine onlar kastedilenler müminler yalana şahitlik etmeyen faydasız boş bir şeyde karşılaştıkları zaman faydasız boş şeylerle karşılaşmıyor muyuz? Bir yere gitsek, biriyle konuşsak, telefonlarda lüzumsuz anlatıyor, anlatıyor. Herkesi tenzih ederim ama herkes kendini çok iyi biliyor. Alıyor telefonu yarım saat, Havadan, sudan, oradan o geldi bu gitti bir sürü konuşma değil mi? Evet. Faydasız boş şeylere karşılaştıkları zaman bir topluma gitti. Toplumda malayani yahut hiçbir faydası olmayan, dince de uygun olmayan günlük konular, lüzumsuz şeyler konuşuluyor. Orada karşılaştı. Bakın ayet-i diyor. İşte o karşılaştığı zaman vakar ve hoşgörü geçip giderler. Yani orada durmazlar. Aklım hemen... Dedemiz... <laughs> Bekir Sıtkı Visali Hazretleri geliyor. Bekir Sıtkı Visali Hazretleri Naci Efendim anlatırdı. O konuşulan bir ortama vardığı zaman, dünya işine konuşma döndüğü zaman hemen kalkarmış oradan. Benim biraz işim var. Gidip onları halledeceğim. Siz devam edin. Selamun Aleyküm der. Hemen ayrılırmış. Ne güzel bir davranış. Yani o konuşmaların içinde olmayın. Vardığınız ortam o. O zaman orada o ortamda kalmayın. O ortamdan çıkın. Olmanız gerekli yerde veya yapmanız gerekli amellerde olun anlamıyla. Evet, oradan geçip gidenlerdir diyor Furkan suresinde rabb Teala. Orada durmaz diyor. Onlar ki kim onlar? Müminler. Müminler boş, lüzumsuz işlerin konuşulduğu bir ortamda oturmazlar. Hemen kendimizi bir ayna tutalım. Tabi bu sohbetleri eğer kendimizde var mı yok mu biz nasıl yapıyoruz diye bir empati kurmazsak işte dinleriz öbür kulaktan çıkar geçer gider. Biz ne yapıyoruz? Gittiğimiz yerde hatta dedikodu günümüzde dediğimiz başkasından başkalarının arkasından konuşulan gıybet olan kelamların konuşuluğu bir meclise vardık. Veya vardığımız mecliste yoktu sonradan o konuşulmaya başladı. Hemen terk ediyor muyuz o meclisi? Yahut da onları da ikaz ediyor muyuz? Bir de daha iyi olan bir şey var. Kardeşim bunu konuşan bu gıybete girer. Bakın ben size bir hadis okuyayım işte ve ayette Rabb-i Teala diyor ki herkes bildiği kadarıyla bu noktaya gelirse o zaman bir düzelme olmaz mı? Oto kontrol olmaz mı? Ben bir misal vereyim. Bir tarihte Medine'de bir Medine'de ikamet eden bir kişi bizi evine yemeğe davet etti. Gittik. Allah razı olsun güzel bir sofra hazırlamışlar. Oturduk sofraya. Hemen varır varmaz yemeğimizi yedik. Kalktık. Kenara çekildik. Evin çoluğu çocuğu ortadaki sofrayı toplarken evin sahibi hemen kütüphanesinden bir risale, küçük bir kitapçık çıkarttı. Bakın dedi, şeyde hadis-i şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve buyuruyor ki diye okumaya başladı. Daha yemek yedik, afiyet olsun canım, yemek de güzelmiş, eline sağlık Hiçbir şey konuşmadık. Sofradan kalktık, ev sahibi çocukları sofrayı toplarken hemen kütüphanesinden küçük bir kitapçık çıkararak oradaki hadis-i şerifi bize anlatmaya başladı. Ne kadar güzel davranış değil mi? Eğer öyle olmasaydı ne olacaktı? E, ne var ne yok? Ne zaman geldiniz? Hangi gün gidiyorsunuz? İşte hangi otelde kalıyorsunuz? Lüzumsuz bir sürü sormuş sual. İşte bu davranışı biz eğer uygulayabilirsek evimize gelenlerle, evlatlarımızla, aile efradımızla eğer bunu yapabilir. Ya telefonda konuştuğumuz insanlarla değil mi? Şu anda günümüzde insanlar bu haberleşme organları çok aşırı oldu. Yani olağanüstü bir şey var. Herkesin cebinde taşıyor. Bakıyorum mesajları da denk gelirsin bazen baktığımda. Yani lüzumlu lüzumsuz bir sürü şeyler paylaşılabiliyor. Öyle olacağına daha güzel İslam'a uygun şeyler paylaşılabilir. Yapılan ameller paylaşılabilir teşvik için. Güzel sözler, peygamber Efendimiz'in hadisleri, ayetler paylaşılabilir. Böyle yapmak daha uygun. Çünkü yine başa dönüyorum. Zümer suresinde ne diyordu Rabbi Teala? diyeceksiniz ki o zaman diyor. Öyle demeyin işte o noktaya gelmeyin. Beni gönder ben anladım ki zamanımı çok iyi kullanmam gerekirdi. kullanamamışım. O zaman gereğiydi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki en önemli iki şey, iki nimet vardır en önemli. Birisi zaman, birisi sıhhat diyor. Tabi sıhhat olmayacak hiçbir şey yapamazsınız. Yani diyelim ki mesela Allah kimseye vermesin. Hasta olunduğu zaman ne yapar? İbadetini de yapamaz misafir oruçta tutamaz. Bilmem ne bir sürü problemler var. İnsana verilen en büyük iki nimet diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Birincisi zaman. Zaman yoksa yani yaşamıyorsak zaten ameller, mameller, defterler falan kapalı. Sıhhat yoksa hepsini yapamıyoruz. Çoğu amele aksiyon niye? Sıhhat yok. Bu iki nimet en önemli nimettir diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Kıymetini biliyor muyuz? bana benim görüş açıma diyorum. Ben benim görüşümle her şey oluşmuyor ama ben görüş açıma göre hiç bilmiyoruz. Hiç bilmiyoruz. Şu elektronik aletler, cebimize giren telefonlar, evimizdeki televizyonlar o kadar çok çeşitli şeyler sunuyor ki nefsimize uygun. Vallahi hiç zamanı ne çabuk akşam oldu bir daldık bir diziye bilmem neye dediğimiz zaman hepimiz hepimiz kimse kendini istisna etmesin. Herkes böyle. E böyle olunca da yarın vardığımız zaman ya Rabbi beni geri gönder düzelteceğim. Yok yok Bugünden düzeltmeye çalışalım. Kendimizi hani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyordu ya ne diyordu? Ölmeden önce ölünüz. Kendinize hesaba çekiniz. Yahu ben bunu yapıyor muyum, yapmıyor muyum, zamanı iyi kullan. Hiç değilse diyebiliyorsak, düzeltebiliyorsak ne mutlu bize. Şey. Ama düzeltmemiz lazım geldiğini de bilelim. Evet. Hadid suresi 20. ayet-i kerimede Rabb-i Teala buyuruyor ki, bilin ki dünya hayatı ancak bir oyun, bir eğlence, bir süs, aranızda karşılıklı bir övünme, çok mal ve evlat sahibi olma yarışından ibadettir. İtibar etmeyi bu dünyaya. Bak, böyledir. Bu böyle bir hayattır. Siz ahireti düşünün. Ahirete bir hazırlık yapın. Verilen zamanı iyi kullanın. Ahiret yatırımında kullanın. Yarın pişman olacağınız, boşa geçirilmiş bir zamanınız, olmasın. İnşallah olmayanlardan olursun. Bakın Kasas suresi 55. ayet-i rabb Rabbi Teala buyuruyor ki onlar boş söz işittikleri vakit. Boş söz işitmiyor muyuz? Telefonda işitiyoruz. Bir yerde toplantısı toplantıda isek işitiyoruz. Bir arkadaşımızla konuşurken işitiyoruz. Siyasetten, futboldan ne bileyim mahalleden şuradan şuradan lüzumsuz bir sürü şeyle boş söz. Yani dini, manevi bir değeri olmayan konuşma. Yani şuna da dikkat edelim. Yani iki kişi, üç kişi, beş kişi bir araya geldiği zaman ne yapıyorlar? Nasılsın kardeşim? Sıhhatin nasıl? Evdekiler, çocuklar nasıl? Büyükler nasıl? Ee, işte Allah iyilik versin dua ediyor. Hal hatır soruyor. Bunlar istisna. Bunlar boş laflar değil. Olması gerekli laflar. Ama bitti. Başladık işte filanca şunu giymiş, filanca şunu almış. Filanca şurada ev yapmış, filanca... Mesela i̇şte futbol oynamış, şu anca siyasette şöyle yapmış. Bizi ilgilendirmeyen, değiştiremeyeceğimiz ve hiçbir katkımız olmayacağı işler. Bakan böyle demiş, nasıl olur böyle iş? Hayda. İşte diyor ki ayet kerime, onlar boş sözler işittikleri vakit ondan yüz çevirirler. Demin dediğimiz gibi, Hazretin söylediği gibi boş söz başladı, hemen orada uzaklaşıyor. Selamun Aleyküm, benim işim var, gidiyorum. Boş söz işittikleri zaman yüz çevirirler. Bizim işlediğimiz bize, sizin işlediğiniz sizedir. Size selam olsun. Cahillerle ilgilenmeyiz derler. Nerede diyeceksin? Öyle birine bir laf etsek cahillerle ilgilenmeyiz diye. Değil mi? Gözümüzün üstüne hemen bir tane indirirler yani. Sen bana nasıl cahil dersin. Onu diyemeyiz ama hiç değilse oradan uzaklaşabiliriz. Yani vakti ki boş ortam var, boş sözler var, malayani işler var, gıybet var. Yok mu? Günümüzde her şey gıybet. Bu e, televizyonlar gıybet teknesi. Niye? Karşımızda bir kişi yok ama onu yapılan amelleri görünce hemen müdahil oluyor. Vay kerataya bak neler yapıyor. Vay bu adamlar zaten böyle bunlar şöyle diye hemen arkasına konuşmuyor muyuz? İşimize gelmeyen veya da bizim düşünce tarzımızda bizim düşünce yönümüzde düşüncesi olmayan veya başka düşünceler ifade eden insanlar veyahut da gruplar gördüğümüz zaman veya ameller gördüğümüz zaman müdahil olmuyor muyuz? Valla Milliyetçi tarafıyla oluyoruz. Dini tarafıyla vay dinsizler, imansızlar bak neler yapıyorlar. Müslümanlara eziyetler yapıyorlar falan diyoruz ama yani olmadık lafları da arkasından sayabiliyoruz değil mi? O gıybet teknesi herkesin evinde olduğu gibi bize çok 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 Allah inşallah affeder müminleri diyelim. Evet o zaman onların yanına yüz çevirirler diyor. Oradan uzaklaşırlar. Orada durmazlar. Niye? Oradaki kaybettiği zamanı ibadetle geçirebilir, oradaki kaybettiği zamanı zikirle geçirebilir, oradaki kaybettiği zamanı hayır hasanatla geçirebilir, dini babine İslam'a hizmetle geçirebilir veya orada geçirdiği zamanı bir kişiyi irşad etmek için yanına gider. Ay kardeşim, işte şöyle yap kardeşim böyle yap, bak bunu yaparsan şöyle olur, gel beraber gidelim, işte şuraya ibadet edelim, şöyle gidelim diye teşvik ederse zamanı en iyi kullanmış olacaktır. Evet. Genellikle ayet-i sonra da hadislerden bu konuda bahsetmek istiyorum. Ee, İnşirah suresi 7. ve 8. ayette diyor ki Rabbi Teala öyleyse bir iş bitince boş kaldığın vakit yani. Bir işin bitirdin. Neyse işin. Dünya bir uhrevi. İşi bitirdin. Diğerine giriş. Bakın ayet-i Bitirdin diğerine giriş. Sonra vaktini ziyan etme ancak Rabbine yönel ve ona yalvar. Diğer işi bitirdin. Diğerine yönel diyor. Bitti iş. Aa, sırt üstü yatayım, istirahate bakayım, tembellik. Yok yok. Yattığın, yer, yattığın yerde değil ama işte oturduğun yerde de ameller işleyebilirsiniz. Ee, Sıddık Naci Efendi'nin bir ifadesi vardı Nur İçin Şöyle ifade ediyordu. Oturduğunuz Kur'an okuyorsunuz. Bir müddet sıkıldım değil ama bir ağırlık çöktü. O zaman diyor hemen kapatın onu, elize tesbihinizi alın. Tesbihle Allah'ı zikretmeye başlayın onda da bir doygunluk veyahut da sıkılma değil yanlış anlamayalım. yani bir şey hissettiniz. Onu bırakın başka bir amele. Yani amelleri çeşitlendirilerek zamanı iyi kullanın. Yani yoruldum bak gözüm de yoruldu bak şu anda efendim şu kadar sayfa Kur'an okudum. Gözlerim de yoruldu biraz dinlendireyim dedik bıraktık okumayı. Doğrudur olabilir. Sonra sonra vakit boşa geçiyor. O zaman nur içine yasın. Hazreti öyle derdi. O zaman tesbihinizi elinize alın. Oturun bir köşeye dinlenin. Gözünüz dinlenirken elleriniz tesbihata devam etsin. Yahut daha başka bir amel. Değişik ameller işleyince insanlar tazelenir ve tekrar o amele dönebilir diye ifade ederdi ki çok doğru bir laf. Öyle yapsak çok iyi olur yani. O zaman bıkkıncalık değil yalnız bunu unutmayalım. Bir doygunluk oluşur. Gözünüz yorulur. Efendim oturduğunuz yerde sıkıntılanırsınız. Olabilir. Ama onu hemen başka bir ibadet şekline dönüştürerek kendinizi tazeleyin derdi. Hazreti öyle ifade ederdi. Evet. Evet. Demek ki boş Allah Teala buyurur ki öyleyse bir iş bitince boş kaldığın vakitte diğer işe giriş. İşten kasıt Allah yoluna. İllaki ibadet olmayabilir ama hizmet olabilir. Allah için bir hareket olabilir. Bir inşaat vazifesi olabilir. Birine yardım etmek olabilir. Neyse yani ne yapıyorsak. Ne yapabiliyorsak daha doğrusu. Evet. Lokman suresi 6. ayette buyuruyor ki Rabbi Teala, insanlardan öylesi vardır ki bilgisizce Allah yolundan saptırmak ve o yolu eğlenceye almak için eğlencelik asılsız ve faydasız sözler satın alır. Tabi mümin kardeşlerimize hitap etmiyor belki bu ama yani insanların fıtrat yaratışı böyle. Yani faydasız işler, fazla sözler faydasız. işte onlar için aşağılayıcı bir azap vardır diyor. Tehlike var, azap var. Abi inşallah aklı başında hareket ederek dünyada bize verilen sayılı zamanı en önemli nimetlerden birincisi olarak Peygamber Aleyhisselam'ın bize ifade ettiği zamanı çok iyi kullanmak lazım. Hani zaman zaman anlatıyoruz. Resulullah Aleyhisselam Aziz şerifinde buyurdu ki benim ümmetlerim hesap günü geldiğinde tartılacak. Çok az farkla günah tarafı ağır geldi, cehenneme gidecek. Ben o zaman diyor sevap kesesine bir şey bırakacağım. O zaman diyor sevap kesesi ağır gelecek ve cennete gidecek benim ümmetim. Ya Resulallah o bıraktığınız şey nedir ve ne var burada? Diyor ki bir kağıtta La ilahe illallah yazılı bir kağıdı kelime-i tevhidi bırakacağım. Ve o zaman diyor sevap kesesi ağır gelecek. Bir kelime-i tevhidin ne olduğunu bu misalle bize çok önemli hatırlatıyor. Bin yıl toprak altında yatmaktansa hay olup bir defa la ilahe illallah demek eftaldir. E bu bilinçli olursak, bu bilinçli hareket edersek, zamanımızı boş geçirmek yerine aklımızı başında toplayıp bir otomobilin içindeysek, bir taşıt aracının içindeysek, yolda yürüyorsak veya oturup bir yerde istirahat ediyorsak, elimize bir tesbihatla, kelime-i tevhid veyahut da her ne zikredeceksek, onları kullansak bize ne kadar faydalı olur değil mi? Zamanımızda çok iyi kullanmış oluruz. Yapmamız lazım. Nefsimize bırakırsak bu iş olmaz. Yani bakayım bir aralık yaparım, boş kaldıkça yapmayı düşünüyorum ama unutuyorum yine bak yine unuttum. Değil. Üzerine gitmezsek her şey bu. Hele hele Allah yolunda yapacağımız amelleri nefsimiz ve şeytan gölgeleyecektir yapmamamız için. Israr etmezsek, aklımızı başımıza toplamazsak, hedef olarak onu koyup da oraya doğru yönelmezsek o gün de geçer. İşte yine Zümer suresine dönüyorum başa. Ne diyor? Ben bırak ya Rabbi dünyaya tekrar gideyim. Anladım ki burada iş zor. Daha iyi amel işleyip geleyim. Yok ki artık dünya hayatı bitti. Geri dönüş yok. Onun için eyvah demeden zamanımızı planlayalım. Bize verilen en önemli nimet diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. İşte bu zaman. Evet. Yine Tur suresi 11 ve 12. ayetlerde Allahu Teala buyuruyor ki işte o gün içine daldıkları dünya zevki içinde eğlenip oyalanan yalanlayıcıların vay haline. Yine tehdit var. Dünyada oyalandın, işte eğlendin, öyle davul çaldın, zurna üfledin, her neyse ne yaptıysan öyle bir hale geldin ki <laughs> gel dediler. Ya azap var diyor resmen işte Allahu Teala ikaz ediyor. Bu azaba duçar olmamak için zamanımızı çok iyi planlamamız lazım. Evet. Yine Mülk Suresi 2. ayette Allahu Teala buyuruyor ki hanginizin daha güzel işler yapacağını sınamak için ölümü ve hayatı yaratandır. Hani değil mi ayet-i ne diyordu? Ben cinleri ve insanları bana ibadet etsinler diye yarattım. Demiyoruz işe gitmeyin, çalışmayın, aç kalın demiyoruz. Tabii ki zamanı iyi planlayın ne kadar çalışmamız lazım. Rızkımızı helal yoldan kazanıp çoluğumuza çocuğumuza ulaştırmak için gerekli çalışmayı tembellik etmeyecek. Tabii ki çalışacağız kazanacağız. Süreli. Sonra ibadete, sonra hizmete, sonra planladık. Her şey yerli yerinde. Elhamdülillah ne güzel. Ama planlamadık. Allah bizi affetsin. Evet. O üstündür, bağışlayıcıdır. Yani ölümü ve hayatı yaratan ama hangimizin daha güzel işler yapacağını deniyor Rabb-i Teala. İlla bizi yarıştırmıyor. Yani biz insan olarak dünyaya geldik güzel amel işleyip işlemeyeceğimizi sınıyor. Yani bizim kulluğumuzu test ediyor Rabb-i Teala. Eğer zamanı kullanmaz. Eh, bugün de akşam oldu, yarın da akşam oldu. Bu ayda geçti. Ya ne çabuk geçti bu sene. 21 geldi filan. Tamam da nasıl geçti? hesap ettik mi? Oturup bir 21'in, 20'nin, her neyse geçen yılın bir muhasebesini yaptık mı? Ne yaptık? İbadetler yarım yamalak, hizmetler hiç yok. Allah için bir tasatlık ee işte 3 lira, 5 lira bozuk param vardı, onu fakire verdim. Ki hiçbir şey ifade etmiyorum. Öyle olunca Allah korusun gittiğimiz yerde çok büyük hesap ve azap var. Evet. Yine Asır suresi 1. ve 3. ayetlerde buyuruluyor ki and olsun zamanı ki. bakın zamana and olsun diyor Rabbi Teala. Zamanın önemi burada bu ayet kelimenin başında geçen asra yemin kas, etmek asrın yani zamanın ne kadar önemini Allahu Teala bu ayet kelimede vurguluyor bize. Ne diyor? insan gerçekten ziyan içindedir. Kulunu bilmez Yarattığını bilmez mi Rabbi Teala? Ziyan içindedir. Yani nefsine uyar, şeytana uyar, zamanını harcar. Ziyan nedir? Kaybetmektir değil mi? Bir şey bulu var olan bir şeyi kaybettiğin zaman ziyan ettik deriz, değil mi? Ticarette de böyle değil midir? Niye ziyan ettik? Zamanı ziyan ettik. Bize zaman verildi. Cenneti ve rızayı kazanacak bir zaman vardı elimizde. Ziyan ettik. Boş harcadık. Kaybettik. Ziyan ettik. Evet. İnsan gerçekte ziyanet için. Ziyan içindedir. Kaybeder bu insan. Evet. Ancak iman edip de salih ameller işleyenler, birbirine hakkı tavsiye edenler, birbirine sabrı tavsiye edenler, onlar hariç, onlar başka. Eğer biz zamanımızı bu uğurda kullanırsak, Allah'ın zamana kasim ettiği bu ayette biz kurtulanlardan olabiliriz. Olmak için bir çalışmamız lazım. Yarın ne yüzle bir gayretimiz olmazsa, bir çabamız olmazsa yarın ne yüzle, ya Rabbi dedik, yani kulun ben sana her türlü nimeti verdim. Aç değildin, açık değildin. E, cennette yaşar gibi yaşıyordun dünyada. Öyle ya. E, ne oldu? E, i̇şte olmadı. Şöyle oldu, böyle oldu demekle bizi affederler mi? Evet. Dikkat etmemiz lazım. Bu zamanımızı çok iyi kullanmamız lazım. Yani en önemli nimet. Devam ediyor. Furkan suresi 64. ayet-i diyor ki Rahman'ın has kulları Gecelerini Rablerinin secde ederek ve kıyama durarak geçirirler. Geceleri. Hangi geceleri? Teheccüd namazı kılanlar. Allah'ın has kulu olmak istiyor muyuz? O zaman gece namazı kılalım. Teheccüd namazı. İlla dersli olmak, dersli olmamak konusu değil. Evet dersli kardeşlerim de söylüyorum. Dersli olduğu halde kılmayanlar mı vardır? Vardır tabii ki. Ama bir gayret içinde olan Bir İmsaktan öğrenince uyanıp da hiç değilse dört rekatta olsa, sekiz olabilir, on iki olabilir ama dört rekatta olsa bir teheccüd namazı kılabilelim. Bakın ayet-i onu nasıl değerlendiriyor? Allah'ın has kulları geceleri Rablerine secde ederek ve kıyama durarak geçirirler geceyi. Kimler geçirilmiş? Has kul. Peki has kul olmak istemez miyiz? Elbette ki isteriz. O zaman birazcık nefsimizi şeye vuralım. Erken yatarız, geç yatarız. Önemli değil ama belli bir saatte imsaktan önce kalkıp bir Allah'ın tarif ettiği kişi kul olmaya çalışalım. Zaman bu da zamanı değerlendirmek değil midir? Uyuduk gitti uykuyla geçen zaman boşa geçen bir zaman. Uyumayalım demiyorum canım ne kadar uyuyorsan yine devam et uyu. İbadetini yap sonra yine uyu her neyse. Evet. Yine İnsan Suresi 26. ayet-i Rabb-i Teala buyuruyor ki gecenin bir kısmında ona secde et. Gecenin uzun bir bölümünde de onu tesbih et gecenin bir kısmında secde et ve tesbih et diyor. Ne demek? Yani tesbih ederseniz iyi olur bak yaparsanız denmiyor. Bakın emredici hüküm ver bunlar. Secde et, tesbih et. Ve dersli kardeşlerimiz zaten bunu yapıyor. Alhamdülillah. Şükretmek lazım. Yapabildiğimize şükretmek lazım. Yapmıyorsak yapmamız lazım. İşte Allah'ın tarif ettiği bir nevi farz işte sana diyor ki yap. Secde et gecede ve tesbih et. İnşallah edebize nereden olalım. Olmak için gayret etmemiz lazım. Yoksa durduğumuz yerde cebimize getirip koymazlar. Durduğumuz yerde bir mücadele vermezsek hani sabrı anlatırken ne dedik ki? İbadete sabır da önemli bir sabırdır. İbadet ederken sabretmek de önemli bir sabırdır. Ee, şimdi bu sabrı gösterirsek kazananlardan oluruz. Göstermezsek valla Ahiret çok pahalı. Resulullah sallallahu aleyhi ve ne diyor? Eğer benim bildiklerimi bilseydiniz hiç gülmez, hep ağlardınız diyor. Neyi kastediyor? Cehennemi kastediyor, hesabı kastediyor. Eğer onların nasıl olduğunu, nasıl bir sualden geçeceğinizi, nasıl bir cezaya Allah korusun muhatap olacağınızı bilseydiniz hiç gülmez, hep ağlardınız diyor. Peki o gün geldiğinde ağlamamak için yahut da o gün geldiğinde azaba duçar olmamak için bize verilen bu zamanı iyi kullanmamız, Allah'ın çizdiği istikamete doğru kullanmamız gerektiğine yani bilmiyor değiliz. Yani şunu ifade etmek isterim. Bilmiyor da yapmıyor, bilmiyor değil. Biliyoruz ama yapmıyoruz. E bu yaptırmayan kimdir? Nefis ve şeytan bizi gölgeliyor. E o zaman mücadele verelim. Mücadelesiz kazanç, ticari kazanç olur mu? Mücadele etmeden zafer kazanmak, savaş kazanmak olur mu? Hiçbir olmaz. Mücadele etmeden hiçbir şey olmaz. O zaman mücadele edelim. Muvaffak oluruz inşallah. Allah'tan da yardımını dileriz mücadele sırasında. Evet. Yine İsra suresi 79. ayet-i kerimede Allah Teala diyor ki: "Birazı hariç geceleri kalk, namaz kıl." Yine aynı benzer mealde ayet-i Gecenin yarısını yarısında namaz kıl yahut bunu biraz daha azalt veya çoğalt. Kur'an oku diyor Rabb-i Teala ayet gelmedi. Yani gece ibadeti malum bilenler bilir de bilmeyenler yoktur. Herkes bilir muhakkak ki yapmak yapmamak söz konusu. Gece ibadetler çok kıymetli ibadetler. Herkesin Allahu Teala onu met ediyor. Herkesin uykuda sıcak yatağında uyurken kalkıp Allah'a secde eden kul Allah indinde makbul ve Allah tarafından övülerek bahsedilen bir kul. Böyle bir kul olmak istemez miyiz? Elbet ki isteriz. O zaman biraz biraz gayret edelim. Beceririz. Ne olacak yani? Yaparız. Yapılmayacak bir şey mi? Hayır. Yapılacak bir şey. Evet. Bakın. Rum suresi. Bu konuda çok ayet-i var. <laughs> bir kısmını nakletmeye çalışıyoruz. Zaman konusunda. Ama bunun çok var. Fevkinde ayet-i var. Ama Rum suresi 17. ve 18. ayet-i kerimede Rabbi Teala ki hadi siz akşam ulaştığında akşam ve yatsı vaktinde sabaha kavuştuğunuzda gündüzün sonunda ve öğle vaktinde eriştiğinizde Allah'ı tesbih edin. Namaz kılmak da Allah'ı tesbihtir. Kur'an okumak da Allah'ı tesbih... Yani Allah'ın adının geçtiği ibadet ve zikir okumak tesbihattan hepsi Allah'a zikirdir. Ki göklerde ve yerlerde hamd ona mahsustur. Bunu yapın. Yine iyi kız zamanı yine Rabbi Teala planlıyor bize. Bakın burada akşam olduğunda, sabah olduğunda diye zamanı da anlatarak bu zamanda Allah'ı tesbih edin, namaz kılın, ibadet edin diye bizi ikaz ediyor. İnşallah yapabilenlerden oluruz diyor. Yani. Hazreti Şeriflerde ise Resulullah sallallahu aleyhi ve buyuruyor ki demin de söylediğimiz gibi iki nimet vardır diyor. Ki insanların çoğu bu nimet nimetleri Kullanmakta aldanmıştır diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Bakın peygamber hem iki nimeti sıhhat ve zaman nimetinden bahsediyor. Arkasına da ikaz ediyor. Bunu kullanmakta aldanmıştır diyor. O da bizim peygamberimiz. Ümmetini bilmez mi tanımaz mı? Bizim taşıdığımız nefsimizin bize karşı yaptığı amellerin bizim nefsimizden dolayı yaptığımız amelleri bilmiyor mu? İşte bizi ikaz ediyor insanoğlu bu iki nimet karşısında aldanmıştır. Devam ediyor. Sıhhat ve boş vakit. Yani zaman, boş vakitten kasıt zaman işte. Zamanı iyi değerlendirmek. Boş vakit dediğimiz zaman nedir? Yapacaklarımızı yaptık, kalan zamanda ibadet etmek. Sıhhat ve boş zamanda doldurmaktan, onu iyi değerlendirmekten diyor Rabbi, Peygamber Aleyhisselam, aldanmıştır. Kim? Benim ümmetlerim. İnşallah Allah'ın oluruz. Bu halde geçiyor bu hadis. Hani o hadisi, o hadisi çağırıyor. Hani beş şey vardır diye ifade eder ya, okumaya çalışayım. Beş şey gelmeden önce beş şeyin değerini çok iyi bilin diyor Resulullah. Hani hatırlayalım değil mi? Ölüm gelmeden önce hayatın, hayat hazır zaman. Size ölüm ulaşmadan zamanın kıymetini çok iyi bilin. Sıhhatlisiniz ne güzel. Hastalık gelmeden saatin kıymetini bilin. Varlıklısınız. İlla zengin lafına gerek yok. Bir kimseye muhtaç değilseniz zenginsiniz zaten. Fakirlik gelmeden onun kıymetini bilin. Sonra boş vaktin ölüm gelmeden ihtiyarlamadan önce gençliğin de kıymetini bilin diyor. Şimdi ihtiyarlıkla gençlik arasında e, gençken yapabildiğimiz enerjimizden dolayı, gücümüzden, kuvvetimizden dolayı amelleri ihtiyarlayınca yapamıyoruz değil mi? Gençken diyelim ki hacca umreye gidebiliyorduk. Misal yani belli yaşa geldik artık gidemiyoruz. Demiş Sadece gençken gidebiliyorduk. Gençken çok hizmete koşabiliyorduk. Yaşlandık evden dışarı çıkamıyoruz. Misal gençlikle de rahmetli büyük annem vardı. Nur içinde yatsın. O öyle derdi. Evladım bütün ameller, bütün şeyler İbadetler gençlikte, de, gençlikte de derdi. Yaşlıydı biz o zaman çocuktuk. Yani gençlikte diyor, bak şimdi istiyorum ama yapamıyorum, gücüm yetmiyor ifade ederdi. E şimdi e, biz ileri yaştayız, yaşlı sayılırız ama genç kardeş, evlatlarımız var, kardeşlerimiz var değil mi efendim? Onlar bu yapamayacak duruma ki e, Sıddık Naci Efendi de şöyle bir ifade kullanırdı bana. E, Allah nur içinde yatırsın. Diyordu ki evladım Hac ve umre konusunda gidebildiğin kadar git diyordu. Gidebildiğin kadar. Fırsat, para, her neyse imkanın olduğu sürece git. Sonra gidemeyeceksin. Bir zaman geleceksin. Ya paran olmayacak, yası sıhhatin olmayacak ya da imkan olmayacak. Hayır buyurun bakalım. Bir konunun hastalığı çıktı. Biletlerimizi almıştık. Yerimizi ayırtmıştık. Ramazan umresine gidecektik. Gidemedik, kaldık. İşte bitti. Mani çıktı fırsatları yani zamanı ve fırsatları çok iyi değerlendirmek. Gençliğin kıymetini bilip ihtiyarlıkta yapamayacağımız amelleri de olduğunu düşünerek gençken o amelleri yapabilmek şerefine Rabbim nail diyelim ne diyelim. Aklımızı başımıza toplamamız gerekiyor. Evet. Yine Tirmizi'den nakledilen Hazreti Şerif Resulullah sallallahu aleyhi buyuruyor ki lüzumsuz faydasız boş şeyler terk etmek ilgilenmemek İslam'a iman etmiş olmanın fıtratındandır. Bakın çok önemli. Yani lüzumsuz şeyleri terk etmenin göstergesi İslam'a iman etmiş olmanın fıtratındandır. İslam gerekçesindendir. Sen öyle olursan onları terk edebilirsin. Terk etmiyorsak riziko var burada. Bir ikaz var, gizli bir ikaz var. Tekrar okuyorum hadis-i şerifi. Lüzumsuz, faydasız, boş şeyleri terk etmek ilgilenmemek yani terk ettik ilgilenmiyoruz boş şeylerle. İslam'a iman etmiş olmanın fıtratındandır. Terk edebilenler İslam'a iman etmiş o fıtratta olanların yapabileceği iştir anlamı taşıyor. Yapmıyorsak biz onun dışında mı kalıyoruz? İslam'la imanın dışında mı kalıyoruz? Hayır kalmıyoruz. Ama ne derler? İmanın dereceleri var malum biliyorsunuz. Milyonlarca derecesi var imanın o iman derecesi en alt seviyede mi olalım? Yahut da kamil bir imana mı sahip olmak istiyoruz? Elbette ki kamil bir imana sahip olmak istiyoruz. O zaman o zaman hadis-i şerif çok açık. Boş, kötü, lüzumsuz. Sizi meşgul eden olayları bırakın. Allah için, Allah yolunda ibadet, hizmet. Her neyse rızkınızı kazanmak için de çalışacaksınız o başka mesele. Enes bin Malik radıyallahu anh naklediyor hadis-i şerifi. Benim onunla Bakın burada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendisini ölçü koyarak bize anlatıyor. Hadis-i şerif okuyup benim oyunla oyalanma ile bir ilgim yoktur. Ben bir hiçbir oyunla oyalanarak onlara ilgilenmem diyor ben. Kendisine örnek gösteriyor. Devam ediyor. Benim boş bir işle, boş laflarla, faydasız laflarla işim yoktur. Kendini tarif ediyor. Bizim ölçümüz kim? Bizim mürşidimiz kim? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. O kendini anlatıyor mürşidimiz. Diyor ki ben buyum. Ben peygamberinizim. Ben buyum. Kimi örnek alacağız? Peygamber alacağız. O zaman onun dediği gibi. Onun boş laflarla ilgim yoktur. Faydasız laflarla işim yoktur diyor. Sonra oyunla ve oyalanma ile boş bir işle boş laflarla faydasız laflarla uğraşanların benimle ilgisi yoktur. Bakın. Önce kendini boş iş, oyun, faydasız işlerden ben onlarla uğraşmam. Benimle ilgim yoktur diyor. Uğraşanların da benimle ilgisi yoktur diyor. Peki şöyle bir şey bu diyebilir miyiz bu konuda? Yani ben boş laflarla, oyunlarla, boyunlarla vaktimi geçiriyorsam peygamberle ilgim olabilir mi? Peygamber diyor ki benimle ilgisi yoktur. Benimle ilgisi yoktur diyor peygamber. Allah korusun. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle ilgimiz olmasa ne olur? Allah sonuna eylesin. Onun için demek ki peygamber bir ölçü koyuyor. Benim bunlarla ilgim yok. Bunlarla ilgilenenlerin de benimle ilgisi yok diyor. Devam ediyor hadis şerif. Bir Müslümanın oyunla, oyala, oyalanma ile boş işle, boş laflarla, faydasız laflarla da ilgisi olmamalıdır diyor hadis-i şerifte. Olmamalı. Eğer Müslümansan böyle bir işin olmamalı. E oluyor mu? Allah bizi affetsin. Olmayan var mı bilmiyorum. Varsa tebrik ederiz de çok zor. E o zaman mücadele edelim. O zaman bir gayretimiz olsun. Bu hadise uygun hareket edebilmemiz için. Oyun oynuyor muyuz? Oyun, oynayanlar da Allah affetsin bir an önce de düzelsin. Hani bir işi terk etmek, bir daha o işi yapmamak neydi İslam'a göre? Eğer misal bir hata ediyorduk, ediyorduk, vazgeçtik, aklımızı başına topladık. Bir daha o hataya hiç düşmediysek o hatayı hiç yapmamış gibi oluyoruz. Bu da transfer ücreti. Çok büyük bir mükafat. Niye olmasın ki? Kötü amellerimizi terk edip. Ehli ha, Yunus Emre ne güzel söylemiş. Ey birader derviş isen takvaya çalış. Takva ehli olmak için bir gayret et, bir mücadele et. Edenlerden Allah razı olsun. Evet. Bakın bir olayı burada naklediyorlar. Sahabeden Haris el Aver naklediyor. Mescide gittim diyor. Herhalde Medine'deki peygamber mescidi olsa gerek. Mescide gittiğimde insanların mescide dedikoduya, gıybete malayani boş yerlere dalmış olduklarını gördüm. Gittim oraya insanlar oturmuşlar ki Hacca Umre'ye gidenleri bilir bakarsınız. Allah onları da affetsin. Adam oturmuş ne aldı ne hediye götürecek. Nereden ne aldı, kaç parayı aldı mecliste bunu konuşuyor. Yani bunu çok rastlıyoruz. Allah onlardan affetsin. İkaz ediyoruz tabii gördüğümüz yerde. Şimdi böyle onları gördüm diyor. Sonra Allah Resulü Peygamber'e nakli oldu bu olay. Gittim diyor mecliste böyle şeyler var. Oturmuşlar. yani konuşuyorlar. Lüzumsuz laflar konuşuyorlar. Gıybet de ediyorlar. Başkalarının arkasından da konuşuyorlar. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki dikkat ediniz. Dedikodudan, gıybetten malayani şeylerden yani boş şeylerden uzak durunuz dedikoduya, kıybete, boş şeylere rağbet ederseniz aranızda fitne zuhur eder. Peygamber diyor. Aranızda böyle yaparsanız aranızda fitne zuhur eder. Dedikoduya, kıybete, malayani boş şeyler dalmak yerine Allahu u Zülcelal'in Kur'an-ı Kerim'ini okuyun diyor. Bunu yapacağınız açın Kur'an okun. Değil mi? Bazen böyle mescitlere gidiyoruz. Türkiye'de pek alışkanlık yok. Ama Haçta ve Umre'de görüyoruz. Herkes eline Kur'an almış ezan vaktine veya namaz vaktine kadar hep Kur'an okuyorlar. Değil mi? Herkesin aşağı yukarı yüzde seksenlerinde elinde Kur'an-ı Kerim Kur'an okuyorlar. Vakti öyle değerlendiriyor. Bizim böyle bir alışkanlığımız yok. Mescitlerimiz zaten namazdan namaza açılıyor. Açıldığında çok nadiren içeride Kur'an okuyan birini görüyoruz. Rabbim bizi de affetsin. Evet. Bakın Ümame Radyoallahu'nun naklediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki def, davul, ut gibi çalgı aletlerini çalarak oyun ve eğlencelere dalarak vakit öldürmeyi yasaklıyor. Peygamber Efendimiz yasaklıyor. Böyle şeyi yasakladım diyor. Nedir? Def, davul, ut gibi çalgı aletleri çalarak oyun ve eğlence yapanlara diyor ki bunları ben yasakladım. Bunları yapmayın. Yasak yani. E zaman zaman oluyor efendim düğün oluyor bilmiyorum. Her neyse yani mümkün mertebe bunlardan uzak durmamız gerekiyor. Evet. Yine. Ve bin Hakim naklediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve diyor ki insanları güldürmek için laf ebeliği yapıp yalanlar ve boş sözlere dizenlere yazıklar olsun. Hani bazı insanlar vardı değil mi? Çok komik de anlatır. Lüzumsuz şakalar, lüzumsuz fıkralar biraz İslam uygunda olmayabilir. Bunları yaparlar. Kendini de hoş sohbet bir adam diye de başkaları tanır veya kendini öyle takdim edebilirler. Ha, halbuki öyle demiyor. Ha, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Onlara yazıklar olsun diyor. Yazıklar olsun onlara. Hani demin de söyledik ya Peygamber Efendimiz nasıl buyuruyordu? Eğer benim bildiklerimi bilseydiniz hiç gülmez hep ağlardınız. Evet gülmeyelim demiyoruz. Peygamber Efendimiz da latife yapardı değil mi? Hatta şöyle yapmıştı bir seferinde. Yedi hurmaların çekirdeğini Hazreti Ali Kerem ve önüne bırakıyordu. Hem yiyor hem onun önüne koyuyordu. Hazreti Ali de kendi yediği hurmaların çekirdeğini de kendi önüne koyuyordu. Hazreti Ali Kerim Allah'a vesile dedi ki, ya Ali ama çok hurma yemişsin. Yani kendi de önünde hiç yok. Hepsi onun önünde olunca latife ederdi. Tabi latife edilir yani. Ama oturalım, birbirimize fıkra anlatalım, kah 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 gülelim değil. Evet. İbni Mesud radıyallahu anh naklediyor. Gafile şaşmak gerek. Çünkü onlar yaptıklarıyla oyun ve eğlenceleriyle gaflet içindedir. Gafil. Gaflet içinde zaten. Oyun ve eğlence. Dünyalık peşinde koşana şaşmak gerek. Çünkü ölüm onun peşindedir. Kahkahalarla gülene şaşmak gerek. Zira Allahu Zülcelal memnun mu eder yoksa öfkelenir mi bilmezler onlar diyor. Evet. Zamanımızı iyi kullanalım. Hazreti Şerifleri bitirelim. Abdullah bin Mesud radıyallahu an naklediyor. Peygamber aleyhisselam buyuruyor ki Ademoğluna hesap günü şu beş şeyden sorulmadıkça mahşer hesabı bitirilmez. Hani hepimiz biliyoruz bunu da. Hatırlatıyoruz zaman da var çünkü içinde. Onun için ne diyor? Adem oğlu geldi. Hesap günü beş şey sorulacak. Bu sorulacak şeyler. Birincisi gençliğini nerede neler, neler öğrendiğinden, gençliğinde neler öğrendiğinden, gençliğini nerede geçirip tükettiğinden hesap verecek. Gençlik derken o da bir zaman değil mi? Gençlik zamanı. Zamanı nasıl değerlendirdi, nasıl tükettin? Gel bakalım. Ömrünü neyle geçirdin? Ömür de bir zaman. Neli? Yani bu hadis-i şerifte bizim konumuz zaman olduğu için, zaman nimeti olduğu için ilk iki soru hem gençlikteki zaman hem de ömrün tamamı üzerinden zamanı sorgulayacaklar. Daha sonra nerede kazandın, nerede harcadın, helal mi haram mı? Tabii. Ama zamanı yine burada Resulullah uyguluyor ki hesap vereceksin. Nasıl geçirdin, nasıl değerlendirdin? İnşallah iyi değerlendirenlerden oluruz diyelim. Bakın Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanını üçe ayırırmış. Orada okumaya çalışacağım. Peygamber Efendimiz gününü 3 bölümü ayırıp vaktinin bir kısmını ailesiyle, ev ahalisiyle ilgilenir. Bir kısmını ibadetle geçirir. Diğer bir kısmını da ashabıyla geçirmek üzere gününü planlardı diye not var. Evet biz de günümüzü Peygamber Efendimizin planladığı gibi planlarsak inşallah planlarız. Ona layık bir ümmet oluruz. Kısa bir kıssa var onu anlatmak isterim. İbrahim Ethem Hazretleri Bağdat'ta bir gün müritleriyle beraber yürürken bir adam orada çarşıda gördü. Adam şöyle bağırıyordu. Lütfen ben fakirim bunları satmam lazım. Ne satıyordu? dağlardan, yüksek yerlerden, buzlaşmış karlardan kesip getirirlerdi. Eskiden biz çocukken o çok yaşanırdı. Buzdolabı yoktu çünkü o zaman. Karlar gelir, kesilirdi böyle e, paket paket yapılır. Herkes ondan satın alır, evine getirir. E, efendim suyun içine atar, soğuk su içerdi. Bunlar o tarihlerde vardı. Bizim çocukluğumuzda da vardı. E, adam kar kesilmiş, işte dağlardan gelen karları kesmiş, satıyor. Diyor ki bütün sermayem bu, ben fakirim. Bunları satın almazsanız öyle vakti yaklaşıyor. Sabah Öyle vakti yaklaşıyor. Güneşte bu karlar erirse sermayem su olacak, akıp gidecek. Lütfen benden satın alın diye bağırıyordu. Güneş doğunca karlar eriyecek ve sermayem yok olacak. Lütfen satın alın ey ahali. İbrahim Ethem Hazretleri bu duyunca çok duygulu bir zat diyelim okuduğumuzdan öğrendiğimiz kadarıyla ağladı. Oturdu çöktü oraya bu lafı duyunca. Müritlere hayrol efendim ne oldu dedi. Ne oldu size? Bakın dedi adam ne diyor dinleyin. Bize şunu anlatıyor bu adam dedi. Bize verilen zaman geçiyor eriyor su oluyor. Sermayemiz bitiyor. Bunu anlatıyor bize dedi. Zamanı iyi kullanın. Rabbim inşallah İslam'a uygun bir şekilde, Peygamber'in sünnetine uygun bir şekilde zamanımızı planlayarak kullanmak şerefine Bizleri nail eylesin. Çünkü e, bitiyor. Güneş vurdu, kar eriyor. Zaman eriyor. Tutabiliyor muyuz? Durdurabiliyor muyuz? Hayır. O zaman iyi kullanıp, hiç işte değilse yarın huzur mahşere vardığımızda ona bile hesap hesaplarız. Allah zamanını çok iyi değerlendirip, dünya hayatını ahireti kurtaracak şekilde planlayanlardan eyle.